Düet. Düet doğru cevap. Ne? Tiftik. Tiftik doğru cevap. Duş kabini. Duş kabini doğru cevap. Cevaplamak. Cevaplamak doğru cevap. Hanımlar beyler, haftanın finalinin ikinci yarışmacısı Aslan'ımla kaldık masanın başında baş başa. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, siz? İyi, fena değil. Heyecanınız ne durumda? Yok. Yok. Size helal olsun. Gördünüz, bayılıyorum böyle yarışmacı olun. Ben hepsine bayılıyorum. Gerçi de heyecansıza daha çok bayılıyorum. Neden heyecanınız yok? Bilmiyorum. Yok. Oluşmuyor bir türlü. Ay, eğlenmek istiyorum. Anı biriktirmek istiyorum. Ha, o da zaten gayet bir sizin iddiam için da yok. Yeterli. Ay, iddianız da yok. Haftanın finalindeyiz ha. Yine eğleniyoruz. Aynen. Yine eğlenelim. Peki İstanbul'u gezdiniz. Efendime söyleyeyim. Ne zaman? Bu akşam döneceksiniz o evet. Zaman. Döneceksiniz. Ay finaline kalırsınız. Artık gelirsiniz. Gelir. Yapacak bir şey yok. Yakınınız var mı? Tek başınıza mı geldiniz diye soracağım. Daha önce bir şey yeğeninizle gelmiştiniz. Bugün tek. Tek geldiniz. Nedenini az önce açıkladım sevgili izleyenler. Çünkü Eren geldi. Eren geldiği için Aslan Hanım'ı yeğenine alamadık içeri. Kendisi kapıda şu an gözyaşları içinde. Umarım Eren birazcık utanıyordur. Şaka şaka. Peki başlayalım mı? Ne yapalım? Hazır başlayalım. Mısınız? Sohbetle gidelim ama. Sohbetle gidelim. Evet. Biraz sohbet edelim. Hayır. Başlayalım ama arada sohbet edelim. Arada sohbet. Öyle yaldır yaldır gitmeyelim, gitmeyelim diyorsun. Anladım. İşte herkesin de isteği başka oluyor sevgili izleyenler. Okan Bey mesela deseydi ben biraz atak olacağım, onun da elini falan tutardık yani. Efendim, sakince yavaş yavaş sohbetle başlıyoruz. Ama yine de ilk kelimemiz geliyor. Hastaları günlük işlerini yapamasa hale getirebildiğinden paçavra hastalığı olarak da anılan solunum yolu enfeksiyonu. Grip. Ne? Grip. Grip doğru cevap. Gerçekten benim neyim var diye de sorabilirdik sevgili editör. Elimde ıhlamurla yaşıyorum. Çok geçmiş. Çok teşekkür ederim. Bu arada kötü değilim ha. Böyle de bir şey sevgili izleyenler. Kötü değilim yani. Sesim böyle dolu dolu. Ben iyiyim. Arada da öksürüyorum. Bir de ya günde iki kere bayılıyorum dermiştim. Daha ne olacaksa. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Buyursunlar. İnsanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan yetenek veya düşünme, kavrama ve bilgi elde etme gücü. Harf alayım. Harf verelim efendim. K diyor. Akıl. Efendim? Akil. Hayır, iki. Akıl. Akıl doğru cevap. Efendim, beş harfli ilk kelimemize laps diye geçiverdik. Bakalım ne diye sormuşuz biz o beş harfli ilk kelime. Kanı deli akan beygir. İbrahim. Şaka şaka. Beygir. Beygir. Aa, nokta nokta gibi. Harf alayım. Harf verelim efendim. Ye. Aygır. Efendim? Aygır. Aygır doğru cevap. Fark ettiyseniz nokta nokta gibi dedim ve neyi tanımladığımı asla söyleyemedim yani. İşte ben de söyleyemedim. Efendim, beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Allah muhafaza bir kelime. Mide yarası. Ülser. Ülser doğru cevap. Efendim, altı harfli ilk cevabımız iki kelimeden oluşuyor. Buyursunlar, gelsin bakalım sorusu. Kuşbaşı et parçalarının ince çubuklara dizilerek hazırlanmasıyla yapılan kebap. Şiş kebap değil. Çöp şiş. Efendim? Çöp şiş. Çöp şiş doğru cevap. Yani bu editör her gün mutlaka bir konuda beni acıktırmayı başarabiliyor. İnanılmaz. Efendim, altı harfli ikinci kelimemizin sorusunu öyle tatlı hazırlamışız ki buyurun. Eli açık, Ali Cenap sözlerinin Fransızca kökenli karşılığı. Bonkör. Ne? Bonkör. Bonkör doğru cevap. Önce söylüyorum, siz onay verirsiniz basıyorum. Evet, farkındayım. Zaten yeter ki doğruyu söyleyin.
hani basmadan söylemeniz iyi oluyor. Okan Bey'i de gördünüz. Basıp söylediği için yetişemedik. Efendim 7 harfli ilk cevabımız halk ağzında kullanılan bir sıfat. Buyurun bakın nasıl. Kulağa hoş gelmeyen ince ve keskin ses. Rahatsız edici. Böyle bir kendi kelime de ses gibi. Böyle bir hışırtı gibi. Onun işte çok kabası. Böyle kulağa hoş gelmeyen ince ve keskin ses. Harf alayım. Harf verelim. C. Cızırtı. Değil ama iyi bir başlangıç. Öyle bir nokta nokta bağırma be falan gibi. Harf alayım. Harf verelim. T. C'dan mı gideyim? Evet, bazı renklere de denir. Cırtlak. Ne? Cırtlak. Cırtlak doğru cevap. Efendim yarışmanın göbeğine geldik. 3300 puanımız var. 2 dakika 2 saniyede süremiz var. Bence gayet iyi. Kaç harf almışım ben? 4 harf almışsınız. 4 harf almışsınız. 17 harf daha alabilirsiniz ama onların hepsini alırsanız 1 dakika 27 saniye falan bırakmanız gerekecek. Yani almazsınız inşallah o kadar harf. Devam ediyorum. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Genellikle altına gömlek veya bluz giyilen kolsuz kazak. Süveter. Süveter doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşuyor bu gelen sorunun cevabı. Ekmeğin duyusal ve yapısal özelliklerini etkileyen, farklı bir aroma veren, sağlıklı ve eski bir ferment. Ekmeği. Ekmek neyle yapılır efendim? Buğday. Evet ama onu bir işlemden geçirmeniz gerekiyor. Değirmen. Yok efendim. Onu böyle yalnız bırakırsınız hani o kendisi bir şey olur. Mayalanır. Ne? Mayalanma. Evet, bir hayır. Öyle bir hani bu son dönemde çok moda bir maya var. Öyle düşünün ekmeğin. İki kelime. Nasıl maya efendim? Nasıl? Yaş maya, kuru maya. Ha. Mesela tadından bahsedin bari. Ekşi maya. Ne? Ekşi maya. Ekşi maya doğru cevap. Biliyor musunuz ekşi? Biliyor musunuz? Biliyorum. Ha, biliyorum. Daha böyle farklı bir kelime arıyorum. Neden? Ferment çıkınca dedim o yolda. Ferment deyince başka havalı bir şey geliyordur herhalde. Gerçekten editörümüz bazen büyük çelmeler takabiliyor. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz inanır mısınız mastarla bitiyor. 3 harfli bir mastar. Buyursunlar. Mecazi anlamda zoraki olarak bir yere gitme durumunda kalmak. Sürüklenmek gibi. Yok öyle düşünmeyin. Bu hareketinizde ikiniz de hapishaneyi nokta nokta. Boylamak. Ne? Boylamak. Boylamak doğru cevap. Efendim 9 harflilere geçtik ama 3 harfli mastar bizimle gelmeye devam ediyor. Buyursunlar sorusu da şöyle. Mecazi anlamda birinin yükünü veya geçimini üzerine almak. Yüklenmek. Gibi bir şey değil ama. Aman. Sırtlanmak. Ne? Sırtlanmak. Sırtlanmak. Sırtlanmak doğru cevap. Bir harf fazla. Bir harf fazla. Sırtlamak. Sırtlamak. Yani sırtı tek harf için kalpler kırıldı. Sırtlama ödüm koptu burada yanlış bir kelime şey yapacağız diye. Sırtlanmak dediğimiz için boşa alkışlattık izleyenleri ama sırtlamak da bildiğimiz bir kelime olduğu için rahatız. 9 harfli ikinci kelimenin sorusu gelsin bakalım sevgili kelime polisi. Acaba bu ne olacak? Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı. Harf alayım. Harf verelim efendim. F. Harf alayım. Harf verelim. S. Rans. Ha? Rans gibi bir şey. Aa, tövbe estağfurullah. Evet. Orayı bildiyseniz başını bilirsiniz Aslan. Aslan bizimle dalga geçiyor yemin ederim. Bak yemin ediyorum.
Harf alayım. Harf verelim. Verin. Bence şu an kibarlık yapıyor. Efendim? Süre akıyor. Süre akıyor. 20 saniye. 21 saniye. Konferans? Konferans? Evet, konferans. Ben inanamıyorum şu an. Ya Aslı Hanım, S çıktı, rans dediniz. Bana Allah aşkına konferans dışında bir tane daha ransla biten kelime söyleyin. Ya yoktur bekliyoruz belki ama bugün daha, buradayız yani, evet. Daha minik bir şey konferans, uluslararası deyince daha büyük bir rans. Tamam, yerel bir rans söyleyin. Ya yoktur belki ama. Aa, inanılmaz gerçekten. Efendim geçiyorum 10 harflilere. 10 harfli ilk cevabımızın sorusu gelecek ama bu da 3 harfli mastarla geliyor ya. İnanılmaz mastar show. Buyurun. Delil, bulgu ve belgelerle bir şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarmak. İspatlamak, kanıtlamak. Ne? Kanıtlamak. Kanıtlamak. Kanıtlamak doğru. Efendim 10 harfli son sorumuzun cevabı iki kelimeden oluşuyor. İkinci kelimenin tek başına hiçbir anlamı yok. Mastar da yok. Mastar da yok. Bomboş bir kelime geliyor gibiymiş gibi oldu. Öyle değil. Buyursunlar, sorusu şöyle. Gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan uydurma birçok söz anlamında bir tabir. Harf alayım. Harf verdik. D. Değil efendim. Öyle düşünmeyin. İki kelime. Yalan dolan. Yalan dolan doğru cevap. Aslan 9000 puan toparladık. 4 saniyede arttırdık. Öncelikle size helal olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bekliyor muydunuz 9000 puan? Beklemiyor muydunuz? Sizin de bu beklentisiz değil. Ya siz kendinizin farkında değilsiniz Aslı Hanım ya da böyle milyonları şu an dalgaya alıyorsunuz. Dalga olmak korkutuyordur. Bence harika bir yarışma çıkardık. 9000 puan haftanın finali için bayağı iyi. Arkanızda yalnız iki tane sert yarışmacı var. Bir tanesi bütün mahallesiyle geldi biliyorsunuz. Ondan biz de tedirginiz. Bakalım nasıl olacak. Hanımlar beyler, Aslı Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.